Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında güncellenen hayvanları koruma kanunuyla birlikte yasaklanan 5 köpek ırkı ile ilgili hayvan sahiplerinin gerekli önlemleri almaları zorunlu hale geldi. Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, söz konusu önlemlerle ilgili son tarih olan 14 Ocak'tan önce hayvan sahiplerinin harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi. Öncelikle buradan e, Antep'teki e, kız çocuğumuza e, sizlerin de vasıtasıyla Geçmiş olsun ve acil şifalar dileğimizi iletmek istiyorum. Umarım en kısa süre içerisinde sağlığına kavuşmuş olur. E, tabii ki şimdi sokak hayvanları e, veya evde beslediğimiz evcil hayvanlar bir de yasaklıklarımız var. Antep'teki bizim e, yaşamış olduğumuz bu e, vahim durum e, yasaklıklar e, nedeniyle kaynaklanıyor. Tabii hani bu yasaklıklar nedir e, veya niye yasaklı kısmında da? daha önceden bu 5199 sayılı hayvanları koruma kanunuyla ilgili Orman Bakanlığımıza bağlı bir kanunda yasaklı statüsündeydi. Bunlar işte Pitbull, Japonez, Tosa, Dogo, Arjantin ve bunun haricinde de 3 tane daha ırkımız bulunmaktaydı. şimdi tabii ki son çıkan 7. aydaki hayvanları koruma kanunumuzda Yasaklı statüsü yine geçmiş dönemde olduğu gibi belirli bir çerçeve içerisinde çizilmiş oldu. Ee, o zaman da yasaklıydı. Kanunla da birlikte yasaklı e, konumunu korumakta aynı zamanda. Fakat orada kanun şöylesi bir şey düştü. Dedi ki, yasaklı ırklar kanun çıktıktan 6 ay süreyle geçerli olmak kaydıyla, bu da Ocak ayının 14'üne falan tekamül ediyor. Ee, i̇şte bu Ocak ayımızın, yani çok kısa bir süre kaldı. Yasaklı ırk sahibi hayvan besleyenler, köpek sahiplerimiz... E, köpeklerini veteriner kliniklerine getirdiklerinde burada kısırlaştırmalarını gerçekleştirildiğinde veteriner hekim arkadaşlarımız sisteme kayıtlarına giriyor. Buna binaen de raporlarını düzenliyorlar ve aynı zamanda da bizim Türk Veteriner Hekimler Birliğimiz ile Hayvancılık Genel Müdürlüğü arasında yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde tüm Türkiye'de çip ve e, kimlik uygulaması bu tek standart Avrupa formlarında olan e, bu yasaklı ırka kimliği ve çipi de takıldığı zaman e, buna binaen sadece e, sistemsel olaraktan, e, tabii bu belgelerle birlikte de bağlı bulundukları il, ilçe müdürlüklerine, tarım, e, orman müdürlüklerine gidip kayıtlarını yaptırdıklarında sadece o e, köpeğin e, sizin adınıza kaydı gerçekleştirilmiş oluyor. Fakat bu demek değil ki tabii yasaklı ırk statüsünden e, çıkmış anlamına gelmiyor bu. E, gene e, yedi, o, ocağın 14'ünden sonra... E, yasaklık statüsüne girmiş oluyor. Bu işlemleri yaptırmayan tüm yetiştiricilerimiz 14 Ocak'tan sonra e, bu hayvanlarla ilgili e, parasal veya hapis cezası ile karşılaşabilirler. Buradan da sizin aracınıza duyurmuş olalım. E, peki sisteme kayıt yaptırınca hani tabii ki yükümlülüklerimiz bitmiş olmuyor. Ee, bu hayvanların ister istemez ağızlık, maske dediğimiz o maskelerle dolandır, e, gezdirilmeleri veya dolaştırılmaları lazım ee, ve de zincirle, e, sağlam bir zincirle <laughs> ki hani bunun için önemli. Ee, eğer ki o gün orada e, ağızlı olmuş olsaydı o iki köpeğin e, bugün o kız çocuğu bu halde olmayacaktı. E, tabii e, buna binaen de Cumhurbaşkanımızın da e, söylemiş olduğu e, işte... E, bizim sokak hayvanları değil tabii orada, yasaklı ıhtarla ilgili bir kere herkes bağlı bulunduğu, yani kendisine sahipli olan tüm hayvanla bakmakla hükümlü. Herkes kedi olsun, köpeği olsun sahip çıkması lazım. Tabii buna binaen de esas belediyelerimizin bu kanunda şöyle söylüyor. Önceden büyükşehir belediyelerinin var idi e, bakım evleri. Şimdi her ilçemizin belediyelerinde bunu yapması e, gerekiyor ilerleyen tarih içerisinde. E, buna binaen de Büyükşehir Belediyemizin de çalışmaları var aynı zamanda Kayseri'mizde. E, tabii sokakta da bizim başıboş yani sokak hayvanı dediğimiz e, hayvanlar da bununla birlikte rehabilitasyon merkezi dediğimiz bizim belediyelerimizin toplama merkezlerine e, alınmış oldu. Hayvanların ...bakım şartlarını, koruma şartlarını e, veya nasıl yetiştiricine dair bir e, yasadır. Fakat e, bu tabii bu anlamda hayvanı e, sahibi olan veya yetiştiren insanları kapsamıyor e, manasında değil. E, hani bazen görüyoruz da e, işte hayvan severim adı altında bir e, hayvanı veya işte birkaç tane hayvanı... ...bir bodrum katına veya bir evin bahçesine hapsetmiş bir şekilde veya bir bağ evinde... E, günde belki, e, pardon e, haftada bir veya iki kere gidip onların sadece e, yemek veya suyunu vermekle hayvanseverlik de olmuyor. Bu zaten kanun çerçevesinde de yasak. E, düzenli e, nasıl ailenin bir ferdi gibi yani davranmak gerek. Onun için de özellikle bu yasaklıkları ırkları e, barındıran veya işte besleyen arkadaşlarımıza, yetiştiricilerimize de buradan sesleniyorum. E, neticede o küçük çocuk hepimizin bir çocuğu veya kardeşi. Ailemizin bir ferdi ol, ol, olabilirdi. Onun için hayvanlarımızı gezdirirken ağızlıklarımızı, zincirlerimizi veya e, yasanın bize el vermiş olduğu tüm e, güvenlik tedbirlerini alaraktan e, hareket etmemiz, davranmamız e, daha hoş olacaktır e, ve cezai meydelerle de yasal işlemlerle de karşılaşmamamız için daha uygun olacaktır.